göre yönlendirme yapılmalı. Yakışıklı mı o çok önemli. Bir aile de yakışıklısın. Allah güzelliğini artırsın. Seni cennetiyle şereflendirsin. Uzun ömür versin sana. Cennette de Allah kardeş etsin. Küçükken mesela çocuk doktorluğa kafayı takmış. Direkt o yönde git ya. Bir gün mühendis olacağım. Direkt o yönde git. Hakikaten şevkli oluyorlar. Veyahut ressam olacağım diyor. Çocuğu direkt o yönde git. Yani haves, Demirören'in ifadesi haves. Siyaset bir haves işidir diyor. Haves olmadan olmaz diyor. Hakikaten adam mesela siyasetçi olacaksa olsun. Heveslenmiş. Demirören gelmişti o. Bir ara verilmişti. 12 Eylül döneminde. Sonra ne yaptı? Yaptı. Yine partinin genel başkanı olmuştu. İşte nereden başlayacağız gibisinden konuşma yaptı. Orada siyasetin heves işi olduğunu söylemişti. Hakikaten o şevk olmadan olmaz. Bayağı da şevkliydi Demirören. Yani çok hoşuna gidiyordu siyaset yapmak. Böyle irticalen konuşmak hoşuna gidiyordu. Biri bir şey sorduğunda hazır cevap olduğu için şak diye oturtturuyordu. Bayılıyordu öyle lafı oturtturmaya. Yani benden kimse polemiğe girmesin, perişan ederim diyordu. Evet, dinliyorum. En çok korktuğumuz an nedir? En çok korktuğumuz an. Yani duruma göre değişir şahsın. İnancına göre, kişiliğine göre değişir. Ama Müslüman tabi Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Ama heyecanlanabilir, ani heyecan göstertebilir. Muhtelif oluyor. Yani bazen birisi mesela bir yılan görür, aklını atar. Birisi mesela gasp falan silahlı bir olay oluyor. Ondan çok panik oluyorlar. Veyahut ne bileyim böyle bir çığlık, bağırtı falan ondan korkabiliyorlar. Duruma göre değişir o yani. O sabitlik göstermeyeceği açık onun. Evet. Evet, uzayın büyüklüğü ve genişliği evrime darbe midir? Tabii ki orada bayağı acize düşüyorlar. Yani sonsuz olması bayağı gururları kırıyor. Ne kadar büyüklüğü diyor? Sonu yok diyor. Ya nasıl yok diyorsun? Yok diyor. Mesela 500 trilyon çarpı trilyon çarpı 500 yine çarpı trilyon çarpı ışık hızıyla gidilse sonu yok mu diyorsun? Yine yok diyor ama gözleri noktalaşıyor tabii. Yani Darwinistleri çok küçük düşürenmiş o. Acayip enaniyetini kıranmış. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, Markia Hystrix adı verilen bir böcek var. Muazzam bir kamuflaj ustası. Hazret yeni giriyor daha. Ya bunlar özel bakımla çoğaltılması lazım. Ya soyların tükenmesi çok acı olur. Bayağı güzel bir hayvan. Evet, dinliyorum.
yeni Van'dan geldim. Hem buraya taşıdım. 2 ay kadar oldu. İsmimiz var. Çalışamıyoruz. Devlet buna göre ne gibi bir çözüm olabilir? Yani gençlere yönelik bir işsizlik sorunu sebebidir mi? Yakışıklım, o konuda bir incelemem yok ama yani herhalde işler o kadar uygun olmuyordur, yoksa değil mi, temizlik falan şu bu falan her yerde bir iş imkanı olabilir ama ücreti düşük oluyordur, şartları yeterli olmuyordur, öyle biliyorum ben, ama yine de bir incelemek, araştırmak lazım. Benim şu an anlattıklarım yüzeysel kalır, bir araştırayım. Evet. Yaptığımız hatalardan dolayı pişman olmalı mıyız? Tabii yakışıklı mı? Öyle geliştiririz. Yani o çok hayati. Yani en çok dikkat edilecek şey o, zaten dünyaya geliş amacımız o olduğu için. Hata yapıp düzeltmek, hata yapıp düzeltmek. O şekilde düzgün alıyoruz. Mesela demirci de öyle, demir döve 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 şekillendiriyor. O istediği şekilde geliyor. İnsan da öyledir. Yani taşı yontar gibi, kendini yontar, yontar taşı. O kaba taşın içinden, ham taşın içinden mikap taşı çıkarır. Yani o kare olan düzgün taşı çıkarır. Bu masonik de aynı zamanda bunu söylediğim. İnsan onlar ham taş derler, masonlar. Onu yonta yonta içinde mikap taşı, o küp şeklindeki düzgün taşı çıkartırlar. Dünyanın ana özelliği bu zaten. Evet. Selahattin Demirtaş mahkemede kendi aleyhine gösterilen delillerin tümünün FETÖ'nün uydurduğu deliller olduğunu ve bunun dışında hiçbir delil olmadığını iddia etti. Sözlerine şöyle devam etti: gün gelecek, bunlar iktidardan düşecek ve bugünün bakanları, bugün bu siyasi operasyona imza atmış yargı elemanları gün gelecek bu kumpaslardan yargı karşısına çıkacak, dedi. Ya tabii ki her zaman o tip düşüncede insanlar hep ümidi olur. FETÖ'cüler de bir gün iktidara gireceklerini, intikam alacaklarını, komünistler de öyleydi daha önce. Bir gün iktidara gelecek, intikam alacaklarını falan düşünürler. Yargıyı neden yargılıyorsun? Yargı dosya yüzünden karar veriyor. Bakar delile, deliller yeterliyse tamam der. Başka hakimler de aynı kararı veriyor. Yani yargıda hakim karar verdiğinde üst mahkemeye gönderince orada o kararı veriyor. Yine itiraz edersen, bir üst mahkemeye daha itiraz edersen yine aynı. Yargıtay'a itiraz ediyorsun, aynı. Demek ki oradaki delil doyurucu. Dolayısıyla yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yarın bir gün siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Ya bunlar yakışık alacak sözler değil. Ya bunu dünyanın her tarafında herkes kullanır o zaman. Olur mu öyle şey? O değil de hukuki delillerden açıklayabilir. Yani mesela şurada hata var, şu hukuki hata yapılmıştır diyebilir ama ondan gerisi mantıklı olmaz. Yakup hocam, sen benim kolamı getir. Evet, dinliyorum. Sizce mantık evliliği doğru mudur? Yakışıklı mı? Zaten evliliklerin %99,99'u mantık evlidir. Aşk evliliği denilen evliliklerin de %99,99'u mantık evlilidir. Yani geçim amaçlı küçük bir anonim şirket gibi yahut komandit şirket gibi anne babayla, aileyle kurulmuş bir dayanışma müessesi olarak alırlar birçok insan. Yani hastalandığında hastaneye götürecek, İşte karşı ailenin imkanlarından istifade edecek. O ailede karşı ailenin imkanlarından istifade edecek. Paralar bir havuzda toplanacak. Oradan kullanılacak. İşte kadın yemek yapacak, öbürleri yiyecek. İşte dedeye birisi hizmet edecek. Yani muazzam bir dayanışma ve imkan sistemi, bir kazanç sistemi ve yani o tip şey derdim yani, çünkü başka dil kullanacağım şimdi biraz ağır olacak. Yani bana getiriyor bazen, mesela duyuyorum aşk evliliği falan diyor. Hatta vardı bir genç kız, yani Allah'ın yaratması tabii, ahirette onu Allah daha da güzel yaratır, çok daha güzel.
Ama alenen patolojik. Hatta aklında da biraz var. Ünlü, zengin bir ailenin kızı. Bir vatandaş çıktı. O jigo tabir edilen tiplerden bir tanesi. Ben kıza aşık oldum dedi. Jigo yani jiklet gibi adam. Yani böyle uzuyor, sünüyor, her yere gidiyor o anlamda. Ondan sonra çıktı, ben dedi deliler gibi seviyorum dedi. Parasıyla falan hiç alakam yok. İsterse parasını da vermesin, hiçbir şey istemiyorum zaten. Jigo ayrı, ben Jigo, jiklet gibi yani sünen anlamında Jigo. O ayrı bir konu. Efendim. Bayılıyorum, ölüyorum, çırpınıyorum falan dedi. Yani baktık, acıdık. Oyun oynuyor. Nitekim de para vermeyince bir süre sonra boşadı kızı, gönderdi. Dolayısıyla evliliklerin birçoğu mantık evliliği olur. Ama bunda kısılacak bir şey de yok. Çünkü genç kızları hayatta yalnız bırakıyorlar. O çocuklarda aç kalma korkusu oluyor, öldürülme korkusu oluyor, sahipsiz kalma korkusu oluyor. Yani dehşet verici geliyor onlara o. Yani sokakta kalırsan bana kim bakacak, ne yapacak falan gibisinden. Onun için bir adam yanına sığınıyorlar. Nikah için işte imza atıyor. İşte ölüyorum, bitiyorum dediğinde zaten evlilik daha sağlamlaşmış oluyor. Ölen biten yok normalde, yani öyle bir konu da yok. Ama her ölüyorum, bitiyorum demesi onu sağlamlaştıracağı için, yani daha güçlü hale getireceği için o mazlum insanlar o görüntüyü vermiş oluyorlar. Ama biraz konuşsan, yani zaten normalde itiraf etmezler de anlaşılır ama yani hiçbir insana bunu itiraf ettiremezsin sen. Yani evet bu böyledir demez. Olur mu ya diyor, deliler gibi diyor işte. Gördüğümü sarsılıyorum, elektrik tutmuş gibi falan diyor. Atıyor yani, öyle bir şey yok. Ama işte toplumdaki o sistemi düzeltmek lazım. Velayet sistemi olsa kadınlar böyle dehşet içinde yaşamazlar. Ya bu hepsi için demiyorum ama büyük bir bölümü kadınların dehşet içinde yaşıyor. Genç kızlar daha 18 yaşına gelmeden hemen hemen ailelerin tamamında git kendine koca bul diyorlar. Koca nasıl koca abi, önce vasfını söyle diyor. Tek aradığım kızım diyor, zengin olması diyor. Tek, başka hiçbir şey yok. İster şarap içsin, ister huysuz olsun, hiç fark etmez. Zengin olduktan sonra tamamdır diyor. Genç kızların hemen hemen %90 küsürüne bu dayatma yapılıyor. Yazık yani tabi, bu çok korkunç bir şey. Evet. Ama hepsi için demiyorum. Yani bazı vakalar için böyle. Münafık neden parçalanmak ister? Benim güzel yüzlüm, yakışıklım ne demek istemiş olabilir? Müslümanları parçalamak. Ha, parçalamak, yani Müslümanları dağıtmak. Evet. Bir daha dinleyeyim. Münafık neden parçalanmak ister? Yakışıklım, şimdi münafık ayrıldığında tabii Müslüman alemini kendi haline bırakmış oluyor. Mesela öldürülen çocuklar, şehit edilen çocuklar, milyonlarca Müslüman, onun hepsinin kanı onların üstüne olmuş oluyor. Yani çünkü o egoist, bencilce ve alçakça Müslümanları terk ederek bu Müslümanların hepsinin öldürülmesine, zulmedilmesine göz yummuş oluyor. Bir. İkincisi, Allah'ı terk etmiş oluyor. Allah'ın dinini terk etmiş oluyor. İslam'ın birlikte yaşama emrini terk etmiş oluyor. O kadar fazla terk ettiği şey oluyor ki. Şimdi daha önce de kendini Müslüman tanıttığı için ve münafıkta da gurur, enaniyet, kibir çok yüksek olduğu için, kendini beğenme çok yüksek olduğu için ona bir çözüm arar. Yani ne yapsam da ben bu dengeyi kurabilsem, en kestirme çözüm ve en net çözüm Müslümanların parçalanmasıdır. Müslümanlar tamamen parçalandığında o da o parçadan bir parça olmuş oluyor. Yani suç ve suçun delilleri ortadan kalkmış oluyor. Bunun dışında suçun delilinin kalkması mümkün değil. O yüzden canıraş en kötü şartlarda bile sabahtan akşama kadar münafık Müslümanların dağılması için uğraşır.
Ama bu dağılma da Müslümanları ters etki yapar. Bilakis sayıları artar. Güçlenir, zenginlenir, bereketlenirler. Bu da münafığı daha da dehşete düşürür. Onun için hayatı tam bir kabustur münafığın. Mesela münafık çırpınmalarını seyredenler oluyordur. Kimlerle nelerle ittifak ediyorlar. Yani tam bir lağım, tam bir rezalet. Ama çırpındıkça Müslümanlar gayet sakin gelişmeye devam ederler. Yani Müslümanlar bir bitki gibi muazzam dal budak sararken onlar toprakta çürürler. Onlar toprakta çürümeleri müminlerin güçlenmesine sebep olur. Onların dal budak sarmasına sebep olur. Münafığın kurtulmak için yolları çok fazladır. Mesela Müslümanlar aleyhinde konuşurken kendini dürüst tanıtmak ister. Müslümanları suçlar ki haklılık kazanabilsin. Yani kendince niye gittin dendiğinde işte ben bak şu uhrevi sebeplerden, şu dini, İslami, Kur'an'ı sebeplerden dolayı gittim diye onu din adına yaptığı görünümü vermeye çalışır. Halbuki direkt alçaklığından, keyfine düşkünlüğünden, egoist, bencil ve karaktersiz olduğundandır. Ama onu direkt bu şekilde görülmesini istemediği için onu ulvi bir amaçla yaptığını söylemek ister. O yüzden de Müslümanların suçlamaya ihtiyacı vardır. Mesela Peygamberimizi suçlayarak gidiyorlar giderlerken. Peygamberimizin işte kadınlara düşkün olduğunu, çok evli olduğunu, zengin olduğunu, efendim Müslümanlara önem vermediğini haşa, onları savaşa gönderdiğini ve bu yüzden çok fazla Müslümanın şehit olduğunu, buna benzer ipsiz sapsız işte Müslümanları nöbetçi olarak tuttuğunu, sabaha kadar uykusuz Müslümanların nöbet tuttuklarını. Bu efendim? Malı eşit dağıtmadı. Evet, mal bize niye dağıtmadı diyor. Götürüyor başka yerlere dağıtıyor. Asıl bize dağıtması gerekiyor diyor. Buna benzer iddialarla kinini ifade eder münafık. Ama ifade eder ama tabii dağılma olmadıktan sonra da rahat edemez. Onun için Peygamberimizin topluluğunu dağıtmak için her türlü gayreti gösteriyorlardı ama Peygamberi şehit ederek daha sağlam olacağını düşünüyorlardı. Onun için Peygamberimizi Dırar Mescidi'ne davet ettiler. Orada onu şehit etmek için. Vahiyle Cebrail geldi, bildirdi. Onların amacının ne olduğunu, silah yıldıklarını hepsini anlattı. Ve Peygamberimiz oranın kundaklanmasını söyledi. Gece orası kundaklandı. Sabaha zaten sadece kül kalmıştı. Hiçbir şey kalmadı. Sabaha kadar cayır cayır yandı. Çok dev bir külliyeydi yani. Dev bir sistem. Şimdi Rahmani külliye ayrıdır, şeytani külliye ayrıdır. O şeytani bir külliyeydi. Peygamberimizinki Rahmani külliyeydi. Mesela Peygamberimizin külliyesi vardı ama Rahmaniydi. O şeytaniydi. Mesela özellikle Müslümanları ekonomik yönden de çökertmeye çalışır münafıklar. Kendi kafalarına göre. Bu da çok ters etki yapar. Müslümanlar daha da zengin olur. Münafıkın suresi 7'de Cenab-ı Allah diyor ki münafıklar Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiç infak harcamada bulunmayın. Sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa ve göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. Münafık bir de para vermek, parayı Müslümanlara aktarmak veya buna vesile olmak münafığın etinden parça koparıyor gibi olur. Çok ızdırap verir. Onun için bir bahane arar. Yani Peygamberimiz de çeşitli kusur bulmaya çalışırlardı o zamanlar kendi kafalarına göre ve kendilerine dürüst olduğunu söylerlerdi. İşte Peygamberin kadınlara çok düşkün olduğunu ama kendilerinin kadınlara düşkün olmadığını söyleyip Dırar Mescidi'ne hiç kadın sokmuyorlardı. Ama hepsi homoseksüel. Yani kepazelik paçardan akıyor. Evet, dinliyorum. ABD dışişleri